Oh be, sonunda evin havası değişti. Neydi o kasvet, o mutsuzluk? Her gün ayrı bir olay, her gün ayrı bir kavga. Tahtalara vur maşallah, nazar değmesin. Valla benim başımın ağrısı bile geçti yani. Demek ki hep o gerginliktenmiş. Siz yine de o kadar alışmayın da. Aa, niye öyle söyledin şimdi? Ne demek o? Zahmet etmeyin ne olur. Ben size veda etmeye geldim. Aa, ne oldu, gidiyor musun? Evet. Meryem Hanım'ın haberi var mı? Birazdan olacak. Kavga mı ettiniz? Gerçi benim üstüme vazife değil de. Yok yok, etmedik. Berin Hanım mı bir şey dedi? Ha? Hayır, ben kendim gitmek istedim. Yani burası benim evim değil. Alışamadım bir türlü, olmuyor. Aysel Hanım rahat bırakmadı tabii seni. Neyse. Kendinize çok iyi bakın. Her şey için çok teşekkür ederim. Ya hiç olmadı böyle. Damla da çok üzülecek bak. Hoşça kal Yavuz. Hoşça kal. Yolun açık olsun. Oğlum, o da mısın sen? İnsan bir kalkar, bir uğurlar, bir üzülür. Aa! Merak etmeyin, gitmeyecek. Nasıl gitmeyecek kız? Bavulunu hazırlamış ya. Evet. Güvenin bana, gitmeyecek. Ha, şu ekmeği versene anne. Sağ ol. Yarabbim, yarısıyla. Yenge ya, hiç konuşamadık biz. Neyi? Yani sen özür dilemedin ama kaydı sildi. Niye ki? Ne önemi var? Hayır, bir önemi yok tabii de. Yani ne bileyim, o kadar ayağına çağırdı seni, şantaj yaptı. Abime her şeyi dinletebilirdi ama yapmadı. Belki de anlamıştır artık. Neyi? Tamer'in ait olduğu yeri. Öyle hiçbir şey yokken şak diye. Bilmiyorum. İlgilenmiyorum da. Size veda etmeye geldim. Çok üzüleceğinizi sanmıyorum gerçi de. Dilber, ablacığım hadi yorma beni. Otur oturduğun yerde, hiçbir yere gitmiyorsun. Bana güvenmiyorsunuz artık, biliyorum. Tamam. Bir hata yaptın, dersini de aldın. Bir daha arkamızdan hiç çevirmezsin, olur biter. Ne hissediyorsan açık açık söylersin. Ne hissediyorsan derken? Ne düşünüyorsan demeye çalıştım. Yani önce biz öğreniriz ne hissettiğini, ne düşündüğünü. Onu demeye çalışıyorum. Ya tamam, neyse ne. Otur işte, hiçbir yere gitmiyorsun Dilber. Damla için. Yapma bak, üzülür sonra. Meryem, ısrar etme. Yenge, saçmalama. Kimseyi zorla tutamayız burada. Ya hiçbir şey öğrenmediysek bu süreçte bunu öğrenmiş olmalıyız, değil mi? İyi, madem öyle diyorsan. Nereye gideceksin? Bilmiyorum, düşünmedim daha. Abimin haberi var mı? Neyden haberin var mı? İstemek istiyor Dilber yine. Öyle mi? Sebep? Sıkılmış buradan. Gerçekten sıkıldın mı bizden? Yani aslında ben... Babam yüzünden mi? Söylediği şey yüzünden. Hangi şey? Ne söyledi ki? Ben inanmadım zaten. Önemli bir şey değil. Anlamadım Tamer abi. Neye inanmadın? Boş ver. Hazır valizini hazırlamışken Maa ile bir tatile çıkalım. Ne dersiniz? Abi! Ne diyorsun gerçekten mi? Nereye? Bilmem. Ava olur, Sapanca olur. Göl ya da orman, siz seçin. Ben gerçekten gitmek istiyorum. Tamam, tatilimizi yapalım. Sonra eğer hala istiyorsan gidersin. Anlaştık mı? Tamer, iş ne olacak peki? Nasıl bırakacaksın işini? Merin, patron benim, unuttun mu? Canım ailemle tatil yapmak istiyor. Ne var bunda? Ya aslında çok iyi düşünmüşsün abi. Çok güzel olur ya. Yenge, ne olursun hayır deme, ne olur gidelim lütfen, rica ediyorum.
Tamam, gidelim. Bu arada bir şey soracağım abi. Ma aile derken bütün evin nüfusunu kastetmiyorsun değil mi? İstiyorlarsa gelsinler onlar da. İstemezler canım. Niye istesinler? Yaşlı başlı insanlar. Gelmesinler onlar. İstemezler. Ya da balayında gitmek istediğimiz ama bir türlü uçak biletini bile alamadığımız yere mi gitsek ha? Yok artık. Neden olmasın? Tamer, vizemiz bile yok. Nasıl gideceğiz öyle bir anda? Yok mu gerçekten? Nasıl ya? Gerçekten mi? Sen gerçekten bazen kocanın kim olduğunu unutuyorsun biliyor musun? Biz şu an hep beraber Paris'e mi gidiyoruz? Dilber. O zaman hadi Dilber'cim. Biz gidelim, sen bana yardım et. Bavul toplayalım. Romantizmi bozma, hadi gel. Şimdi gidiyor muyuz yani gerçekten? Evet. İkinci balayı gibi. İlk balayı gibi.